ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketi bu ülkede yaşayan herkesin iliklerine kadar hissettiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla da birbirine yardım etmek için adeta insanlar birbiriyle yarıştılar ve bu maddi manevi yardım devam ediyor. Bu kapsamda deprem psikolojisi ile ilgili, depremden sonra meydana gelecek travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili, deprem ve çocuk psikolojisi, deprem ve aile psikolojisi, depremde çocuk edinme, evlat edinme psikolojisi gibi birçok konu var. Bu konuları şimdi bir bir ele almaya başlayalım. Psikolojide itfaiye yöntemi vardır. İtfaiye yöntemi bir yangın çıktığında birinci amaç yangının söndürülmesi olur. Dolayısıyla... İlk önce çağrılması gereken itfaiyedir. İtfaiye çağrılır, yangın söndürülür, zarar minimize edilir. Ondan sonraki aşamada bu kez savcı çağrılır. Savcı da gelir, yangının çıkış nedenini, çıkış sebebini araştırmaya başlar ve olayı yargıya intikal ettirir. Eğer biz burada hata yapsak önce itfaiye yerine savcıyı çağırıp nedenini bulmaya çalışırsak zaman kaybı olur. Aynen öyle de depremlerde de birinci yapılması gereken önceliğimiz depremzedelere yardım etmek. Maddi manevi herkes şu anda seferber olduğumuz gibi bu seferberliği devam ettirmek, psikolojik desteğe kadar desteklemek, daha sonraki aşamada depremin nedenleriyle ilgili konulara girmektir. Bu deprem sürecinde insanımız elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Ancak şu var ki bazen iyi niyetle yapmak istediğiniz bir şey, bir eylem karşı tarafa zarar verebiliyor. Çok dramatize edilmiş, arkasına müzik takılarak paylaşılan videolar toplumsal duyarlılığımız artsın diye insanlar birbirine daha çok yardım etsinler diye paylaşıldığını biliyoruz. Ancak maalesef bu toplumsal duyarlılığı art yerine toplumsal duyarsızlığa sebebiyet veriyor. Bir doktoru düşünün. İlk girdiği ameliyatta etkilendiği kadar diğer ameliyatlardan artık etkilenmiyor. Çünkü insanın doğası ağır travmalara karşı kendini koruma altına alıyor. Bu koruma altına almanın bir yolu da duyarsızlaşmaktır. Dolayısıyla biz dramatize edilmiş duygusal savunma eşiğimizi aşan olaylara karşı duyarsızlaştırmak suretiyle tepki vermeye başlarız. Demem o ki bu tür videolar toplumu duyarlı hale getirmiyor. Daha çok maalesef duyarsızlaştırıyor. Lütfen bu videoları paylaşırken dikkat edelim. Toplum olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Bu toplumsal ciddi bir travmadır. Omuz omuza vererek yardımlaşma ve dayanışma ile süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ancak bu zaman diliminde bu travmayı daha da derinleştirecek, daha da ağırlaştıracak, dramatize edilmiş videoların arkasına müzikler takılarak ümitsizliğe sevk edecek videoların paylaşılmasını çok doğru bulmuyoruz. Lütfen bu ağır yükümüzü daha da ağırlaştıracak, böyle dramatize edilmiş videoları paylaşırken biraz daha dikkatli olalım. Daha seçici davranmaya çalışalım. Yoksa iyilik yapalım derken zarar verebiliriz. Depremin başında daha çok maddi yardıma ve göçük altında kalan insanların kurtarılma ihtiyacı vardır. Kurtarılanların da güven altına alınma ihtiyacı var. Ancak belli bir zamandan sonra maddi yardım kadar bu defa manevi yani psikolojik desteğe bu insanların ihtiyacı var. Bugün bunu sadece uzmanlarla sağlamamız mümkün değil. Herkesin bir şekilde çevresinde bulunan depremzedelere psikolojik destek sağlaması gerekiyor. İşte burada ince bir nokta devreye giriyor. Faydalı olanım derken zarar vermemek adına bu konuda biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Kitaplar okuyarak, internetten deprem psikolojisi kayıp psikolojisi, travma sonrası stres bozukluğu, yaz psikolojisi ile ilgili bilgilenme ihtiyacımız var. Bilgilenelim, çevremizdeki depremzedelere de yardımcı olmaya çalışalım. Travmalarda insanların yaşadığı ilk duygu şok duygusudur. Bu duyguda çok farklı duygulanımlar yaşar. Korku duygusu, öfke duygusu, karma karışık duygular vardır. Dolayısıyla bu duygulanım esnasında birilerine kızabilir, birilerine hakaret edebilir, birilerini suçlayabilir, birilerine küfür edebilir. Bu durumda bizim yapmamız gereken şey onu sakinlikle ve sonuna kadar dinlemektir. Sakın onu susturup, onu eleştirip, onu düzeltmeye çalışmayalım. Çünkü o bir duygu durumu yaşıyor ve içinde bulunduğu bu duygu durumunu açığa çıkarması gerekiyor. O duygularını dışarı vurmasına lütfen müsaade edelim. Sadece yapmamız gereken şey onu dinlemek ve anlamaya çalışmaktır. Depremden bir süre sonra her travmada olduğu gibi travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir süreç yaşanacak. Depremzedeler ve yakınları bunu daha fazla yaşayacaklar. Bu süreçte şunlar yaşanıyor. Uyku düzensizliği, uyku bozukluğu, yeme içme bozukluğu, aşırı kaygı, öfke, her hareketliliği bir deprem olarak algılayıp panikleme uykudan sıçrama gibi belirtiler olacak. Bunlar travmalardan sonra yaşanan bir durumdur. Doğal bir durumdur. Bilinçaltımızın, bünyemizin verdiği doğal tepkilerdir. Ancak bu süreç eğer çok fazla uzarsa o zaman biz buna psikopatolojik bir durum söyleyebiliriz. Bu durum bir ay, iki aya kadar devam edebilir. Bazen üç aya kadar devam edebilir. Ama bu zaman zarfında bu etkilerin ve belirtilerin minimize olması gerekirken eğer maksimize oluyor ve artmaya başlıyorsa her geçen gün bu belirtiler daha çoğalıyorsa o zaman bu patolojik bir soruna dönüşmüş demektir. Uzmandan destek almakta fayda vardır. Evet, büyük bir felaket sürecinden geçiyoruz. Ağır bir deprem yaşadık. Böyle durumlarda bazen ayrıntılar gözümüzden kaçabiliyor. Lütfen evde çocukların yanında bu tür travmatik durumlar konuşulurken daha dikkatli olması gerektiğini söyleyebilirim. Travmalar eğer fazla dramatize edilirse ve evin içerisinde televizyonda, cep telefonunda, tablette sürekli bunlar konuşulur ve anne baba çok ağır tepkiler vermeye başlarsa çocukların bünyesi bunu kaldıramayabiliyor. Ve dolayısıyla çocuklarda da deprem fobilerine dönüşebilir. O yüzden çocukların yanında deprem felaketinden bahsederken konuşurken biraz daha dikkatli ve temkinli olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Travmaların düzelmesinde, iyileşmesinde en büyük destek, en büyük yardımcı inançlardan sonra sosyal destektir. Yani travmaya maruz kalan kişilerin yanında olmak, onlarla sohbet içinde olmak, onları dinlemek, onların yanında olduğumuzu, sorunlarının çözümünde yalnız olmadıklarını onlara hissettirmektir. Buna psikolojik destek de diyebilirsiniz. Ancak burada birkaç şeye dikkat etmek lazım. Bazen onlarla konuşurken keşkeli cümleler kullanmak, ben sana dememiş miydim, sen bile bile niye bu ev evde kaldın, taşınman gerektiğini sana söylemiştim gibi keşkeli cümlelerin kullanılması onların yaralarına tuz biber olur, onlara da pişmanlık duygusu meydana getirir. Bu tür cümleleri kullanmak onlara iyi gelmiyor. Onlara yapılacak en büyük yardım onların yanında olmak, onları dinlemek, onların yalnız olmadığını onlara hissettirmektir. Deprem gibi toplumsal felaketler, genel musibetler toplumun birbiriyle kaynaşmasına, yardımlaşmasına ve dayanışmasına da sebep olabiliyor. Gerçekten bu depremde de toplum olarak çok büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneğini göstermiş olduk. Ancak burada ince bir nokta var. Bu yardımlaşmayı yaparken çocuklarımızı da yaş durumlarına göre sürecin içine dahil etmekte fayda var. Eğer nakdi yardım yapılacaksa çocuklarımızın da kendi kumbaralarından veya haçlıklarından yardım etmelerini sağlayalım. Yardımların olduğu yerlere çocukları da götürerek çocukların da ortama şahitlik etmesini sağlayalım. Bu çocuklarda empati yeteneğinin gelişmesine, ötekini düşünmesine ve yardım etmesine sebep olacak büyük bir duyarlılığı meydana getirecektir deprem gibi, sel gibi felaketlerde veya kayıp psikolojisinde bazen çevredeki insanlar kendini suçlu hissedebiliyor. Bu suçluluk psikolojisi aslında insani bir duygudur. Yaşanması gereken bir duygudur. Hatta faydalı bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Bu duygu bize aslında kalk sende bir şeyler yap mesajını veriyor. Eğer bu duygu sizi zorluyorsa lütfen küçüğüne büyüğüne, azına, çoğuna, maddi ve manevisine bakmadan kalkın bir şeyler yapmaya çalışın. Deprem zedelerin doğrudan veya dolaylı hayatlarına dokunmaya çalışın. Göreceksiniz ki bu duygu sizde minimize olacaktır. Deprem felaketiyle beraber ve devamında şu tür duygular yaşayabilirsiniz. Yemek yerken utanabilirsiniz. Sıcak yatağınızda uzanırken utanabilirsiniz. Çocuğunuza sarılırken utanabilirsiniz. Bu duygu psikolojide hayatta kalma suçluluğu şeklinde tarif edilir. Bu duygu insani bir duygudur. Bu duyguyu yaşamak insan doğasının bir gereğidir. Ancak her şeyde olduğu gibi bu duyguda da ölçük kaçtığı zaman sıkıntı olur. Depremin başında belli bir zamana kadar bu duygular yaşanabilir. Ama bu duygu aylarca devam ederse o zaman bu bir probleme dönüşmüş demektir. Veya eşinizi suçlamaya başladığınızda onların başına şunlar şunlar gelmiş sen halen oturup yemek yiyebiliyorsun halen gidip rahat rahat yatabiliyorsun gibi eğer çevrenize de saldırmaya başlıyorsanız ve bu uzun Süre devam ediyorsa bu artık patolojik bir sorunla dönüşmeye başlamıştır. Destek almakta fayda vardır. Yaşadığımız bu büyük deprem felaketinden sonra gerçekten insanımız birbirine yardım etmek için adeta birbiriyle yarışmaya başladı. Ve bu konulardan bir tanesi de depremde annesini babasını kaybetmiş çocukları evlat edinmektir. Bu duygu anlaşılabilir bir duygudur ve bir fedakarlığın neticesidir. Ancak bu konuyla ilgili karar alırken titiz olmamız gerektiğini, bütün ince detaylarına kadar düşünülmesi gerektiğini eşimizle mutlaka mutlaka istişare edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Hatta gerekirse daha önce evlat edinmiş ailelerle istişare ederek onların da fikirlerini alarak daha sonra karar vermenizin daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Çünkü anlık alınan kararlarda kafanızda oluşturduğunuz çocuk tablosuna uygun bir tablo ortaya çıkmadığında pişmanlık gösterip çocuğu tekrar geri verenler oluyor. Veya evinde kız çocuğu var, erkek çocuğu var karşı cins bir çocuk eve geldiğinde birtakım sorunlar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlıyor bu önceden hesaplanamadığı için yine pişman olup çocuk geri iade edilebiliyor. Bu defa çocuğa faydalı olanın derken çocuğa zarar vermiş olabiliyoruz. Bir kere çocuk alındığında kesinlikle çocuğu alanlar şunu bilmeliler ki onlar çocuğun annesi ve babası değildir. Ve çocuğa da çocuğun annesi ve babasının başkası olduğunu kendilerinin olmadığını söylemeleri lazım. Yoksa ileriki bir yaşta bunu söylediklerinde çocukta travmaların oluşmasına sebebiyet vermiş oluyoruz. Ben acizane çocuğu evlat edinmek yerine şöyle bir yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Anne babası vefat etmiş çocuğu kendi akrabalarından koparıp uzaklaştırıp başka bir şehre götürüp başka bir evde ikamet ettirmek yerine çocuğu kendi akrabalarının yanında birisine verilmesinin ve maddi olarak onları desteklemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela çocuğu halası, teyzesi, amcası, dayısı veya yakın bir başka akrabası almak istiyorsa çocuğu onlara verip o akrabalık bağlarının içerisinde onu muhafaza edip maddi destek vererek bu süreci ilerletebilirsiniz. Siz de zaman zaman çocuğu ziyaret ederek, çocukla telefonla konuşarak, görüntülü arayarak çocukla olan manevi bağınızı devam ettirebilirsiniz. Ama çocuk kendi ailesinin, akrabalarının arasında büyümesinin akrabalarının vereceği desteğin çocuk için çok daha faydalı, çok daha yararlı, çok daha güzel olacağını söyleyebilirim. Karar sizin.